Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Suriye'deki son durumla başlayalım. Dün yayınladığımız haberde Türk zırhlı aracımızın Esad teröristi tarafından hedef alındığını söylemiştik. Esad ordusu zırhlı aracımızı hedef almıştı. 3 Türk askerinin yaralı olduğu iddiası vardı. Bununla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama gelmiyor. Yine şunu söyleyelim dostlar bugün paylaşılan haberi görmektesiniz. Halep'te Türk aracına yapılan saldırının ardından İdlib'de Rejim askerlerinin öldürüldüğü belirtiliyor. Yine Hizipler şeklinde paylaşılmış terör örgütü İran'a bağlı Hizbullah burada hedef alındı. Suriye milli ordusu keskin nişancı atışlarıyla beraber Esad'ı hedef alıyor. Bu gelişme güzel bir gelişmeydi Suriye milli ordusu karşılık vermiş oldu. Yine Haseke'de Tel Tamr bölgesinde terör örgütü YPG'nin işgali altındaki topraklarda Türkiye operasyon gerçekleştiriyor çok namlı roket atar ve obüslerle yapılan operasyondan bahsediliyor. Bu kapsamda haberi görmektesiniz. Haseke'nin Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Aktivistleri Barış Pınarı bölgesinde konuşulan Türk kuvvetlerinin Tel Dırdara, Tel Şenan ve El Tevala köylerinde teröristlere roket saldırısı düzenlediğini belirtiyor. Yine Esad da muhaliflere saldırmaya devam ediyor. Rejim güçleri İdlib'in güney kırsalında Cevel Zaviye'de füzelerle saldırı düzenliyor. Görmektesiniz Cevel Zaviye bölgesi vurulmuş durumda. Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Aktivistleri bu sabah rejimin kara kuvvetleri tarafından özellikle Güney Kırsalı'ndaki Cevel Zaviye ve El Fatira'nın hedef alındığını söylüyor. Suriye çok karıştı dostlar. Yine terör örgütü de Suriye Milli Ordusu'nun aracını bu hale getirdi. Buradan görüntü görmektesiniz. Yine terör örgütünün işgal altındaki Deirizor'da sokağa çıkma yasağı devam ederken halkın gösteri yaptı ve teröristlere karşı lastik yaktığı belirtiliyor. Kentte bugün bir terör aracının yakıldığı protestolar düzenleniyor. Görüntüleri görmektesiniz. Halk zaten onlardan da bıkmış durumda. Kimse kendi toprağında teröristi istemez. Yine dostlar terör örgütü YPG Doğu'da değeri zor ilinin Ziban pazarına buğday taşıyan araçlara el koyuyor. Daha sonrasında burada kamyonların serbest bırakıldığı, kamyonların serbest bırakılması nedeniyle terör örgütü tarafından serbest bırakan teröriste para cezası kesildi. not düşülmüş. Yine Irak'ta Suriye'nin Haseke eyaleti arasında sınır duvarına ilişkin görüntüleri görmektesiniz. Dün de bu haberi servis etmiştik. Irak duvarı neredeyse tamamlamış durumda. Tel örgü çalışmaları ise devam ediyor. Diğer haberlerimize bakalım. Türk Dex kurumunun başkanı Cihat Yaycı şunu söylüyor. Ukrayna savaş suçu işlemiştir. Bu mayınlar balıkçı teknelerimizin vapurlarımızdan bir tanesine çarparsa hesabını kim soracak? Türkiye ve Karadeniz'e kıyıdaş devletler Ukrayna'yı Uluslararası Ceza Mahkemesi Birleşmiş Milletler ve adalet divanına şikayet etmeli açıklamasını yapıyor. Bilindiği gibi Ukraynalılar yıllarca mayın döşemediler. Rusya'nın saldıracağı sırada aceleyle bu mayınlar döşendi. Daha sonrasında ise mayınların düzgün döşenemediği ortaya çıktı. Bugün Milli Savunma Bakanlığımız 28 Mart günü sabah 10 civarında şu açıklamayı yapıyor. 28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İnad açıklarında mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan sualtı savunma timi intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirilmek maksadıyla müdahaleye başlanmıştır açıklaması yapılıyor. Mayınları aramak bile ordumuz için maliyet gereksiz yük demek dolayısıyla Ukrayna'nın saçma sapan hamlesi yüzünden durum bu hale gelmiş durumda. Yine dostlar İzyum bölgesinde Rus Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan Su-35'in düşürüldüğü belirtiliyor. Bununla ilgili görüntüyü görmektesiniz. Pilotun bölgeden görüntü aldığı yani pilotun atladığı daha sonrasında düşen uçağın enkazını çektiği iddiası var. İlginç bir haber. Yine Rus birlikleri de Senkivna sınır kapısından ilerliyor. Haritadan tam olarak dostlar buranın da neresi olduğunu görmektesiniz. Net olarak paylaşılmış. Tabii ki de Belarus savaşa girecek mi girmeyecek mi derken bu da soru işareti olmaya devam ediyor. Yine dostlar bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Ukrayna hava kuvvetlerine ait MiG-29 Kiev bölgesinde alçaktan uçuyor. Hala nasıl uçuyor şeklinde Ruslar soru yöneltmiş. Geçen günlerde Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava kuvvetlerinin neredeyse tamamının çöktü, Ukrayna donanmasının ise bütünüyle imha edildiği açıklaması yapılmıştı. Donanma demişken NATO'nun Norveç kıyılarında düzenlediği Bolt Response 22 tatbikatına katılan Fransız donanmasına ait Mistral sınıfı LHD ve Frem sınıfı fırkateyni görmektesiniz tatbikattan görüntüler yayınlanıyor. Sudan'a gidiyoruz. Görüntüler Sudan'da. Sudan'daki yetimlerin yüzü Türk hayırseverlerin desteğiyle gülüyor. Bu kapsamda İHH İnsani Yardım Vakfı, Hartun ve Kurdufan'da yetim ailelerine kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için su taşıma aracı, süt keçisi, yolcu ve eşya taşımacılığı yapabilmeleri için 3 tekerlekli motor desteğinde bulundu. 6 yetim annesi Amine Mubarra. İnşallah daha iyi şartlarda yaşam süreceğiz. Bu araba evimize hem su hem de gelir getirecek açıklamasını yapıyor. Türk Sivil Toplum ve İnsani Yardım Kuruluşları Türkiye'nin Afrika'da görüttüğü insan odaklı girişimler ve kalkınmaya yönelik politikalara paralel olarak çok sayıda proje yürütüyor. Buradan görüntüler görmektesiniz. Yine dostlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkeden ayrılan sivillerin bir kısmı da trenle Polonya'ya gelmeye devam ediyor. Ukraynalılar buradan Polonya'nın başka şehirlerine geçiş yapıyor görüntüyü görmektesiniz. Türkiye Moğolistan'da projeleri devam ediyor. Bu kapsamda teknoloji sınıfı yenileme projesi sonrasında 3400'den fazla öğrenci son teknoloji ortamda teknoloji dersleri alabildi şeklinde haber paylaşılmış. Aslında Türkiye'de bile birçok okulda bu şekilde sistem yok fakat Moğolistan'a neden böyle yatırımlar yapılıyor bu da soru işareti. Yine dostlar, İsrail Başbakanı'nın Covid testinin pozitif çıktığı da not düşülüyor. Hindistan-Çin gerilimi devam ediyor. Her ne kadar geçen günlerde Çin Dışişleri Bakanı Hindistan'a gitse de gerilim noktalanmadı. Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Hindistan'la Çin arasında tartışmalı sınır hattı LAC boyunca çok sayıda asker konuşlandırıldığı sürece Çin'le ilişkilerin asla normal olamayacağını söylüyor. Bu şekilde haber servis edilmiş. Yine Azerbaycan Cumhuriyeti de diplomatik ilişkilerin 30. yılı kapsamında Filipinlere yönelik mesaj paylaşmış. Kuzey Kore lideri Kim Yang'dan açıklamalar geliyor. Askeri yeteneğimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kimsenin durduramayacağı ezici bir askeri güce sahip olduğumuzda Savaş önlenebilir, emperyalistlerin tüm tehdit ve şantajlarına bu yolla karşı durulabilir açıklaması yapılıyor. Diplomat.com'daki habere göre Biden yönetiminin Hint Pasifik stratejisinden bahsedilmiş Amerika'nın Çin'le soğuk savaş istemediğine dair haber servis ediliyor. Çin'le Solomon adaları arasında güvenlik anlaşmasının sonuçlanmak üzere olduğu duyuruldu. Taslak anlaşmaya göre Çin savaş gemilerini adada konuşlandırabileceği bazı özel ayrıcalıklar elde edecek. Söz konusu ada Avustralya'ya çok yakın dolayısıyla Avustralya ile Çin arasında zaten ilişkiler gerilmiş durumdaydı. Bu anlaşmadan sonra daha da gerileceğini tahmin ediyoruz. Evet dostlar son gelişmeleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.